Sen konuş aşağı bunu. Şimdi onu konuşuyordum işte. Ciddi demir kiraat dediler, reyat edeceğim. Yine bizde bizimkiler her partiye attırdın mı? Ya aç kaldığımız partiye ne attırırsınız bizi? Attırın bizi yediğimiz partiye. Kendiniz atsaydınız istediğiniz. Ama kendim çayın bir yönü dedi, ne diyeceksin verdiler bize o şartlarda. Hı hı. Ciddi atma ama 50 lira aldı her parti. Çöydü. O bir hep oldu demir kiraat ama ondan sonra rahat ettik da ettik. Bolluk kıyameti, buğdaydı, misiriydi. Her şeyler ucuz, atlar, araba yok o zaman. Atlar çalışır, babamın atı var, komşuların atı var. Atların yolmayesi 25 kuruş idi. Çıktı 35'e çıktı, 40'e çıktı 50'ye. Millet bir rahatlık, bir bolluk gördü. O bolluktan kıtlık görmedik daha yani, öylece eliyorduk. Halk Partisi zamanında acından elen bayılan oldu kıyamet gibi. İnönü zamanında. İnönü zamanında tabi. Şeyi kaldırdı, peştemallar kalktı. İhtiyarlardan fes kalktı. Bir zorla mı kaldırdın? He zorla mı? Jandarma kodu Sirmene'dedir. Sirmene'nin başına jandarma kodu. Öldürülen falan oldu mu ya onda? Yok. Öldürdüğü olmadı. Yalanız kaldırdı o zaman da çok kaçmak var böyle yüzünü başını bortacaksın. Yazmayı kaldırmış mıydı? Yazmayı kaldırmadı da çeşanları kaldırdı. Erkeklerin de başına böyle şey kırmızı bir şey sarardılar. Kesi kaldırdı, onu kaldırdı. İhtiyarlar, yaşlı adamların da işi öyle yarada kimsesi olmayanın. Onlardan da fesi kaldırdı. Yırttı, yırtı batayı jandarmalar, yırtı batayı. Geldi bir karı çeşanın üstüne bir çember atmış. Jandarma çeşanı gördü, o gibi çekti çeşanı. Aldı o gibi karının başı açıldı. Rahmetli nenem de, benim annem çok öyle bir ufak karıydı ama tecavüz karıydı. Yerden böyle çubuğu aldı, o gibi jandarmaya bir tane serdi ondan. Dedi, sen utanmadın mı dedi, senin ailen yok mudur dedi. Sen dedi çektim dedi, genç karının başını bu milletin yanında açtın, saçı başı göründü dedi. Görev, senin görevi başında değil, görev sağ verin dedi. Sen o yazma vardı onun üstünde, onu sen görmesen görmezdin dedi. Çekti abi çubuk, bir daha jandarma putişsisi demedi ben. Yani dedi görev verildi size diye dedi, yani şimdi bu kadınların başını dedi, bunun kocası vardır dedi, bu nişahlı karıdır dedi. Sen bunun, senin ailen yok mu, sen de evlisin dedi. Senin karını böyle bir etse ne edersin? Adam haklısın nene dedi ama biz bu görev verildi bize dedi. Adam dahi size dedi jandarma. He adın başı bir jandarma kodular. Çekti şey, çeşanları yırttı, hamallar, oğlar yırttı batay, hamallar aman Ali. O zaman Kur'an'ı öğrenme falan da yasaklanmış. Kur'an'ı öğrenmek de yasaklandı. Kur'an'ı bir ezanı değiştiler. Ezan bu Türkçe okudular. Bu ezanı değiştiler de bir Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı'dan başka yok tapacak bir ezan çıktı ama. Tabi sonra parti değişti, şimdi ezan geldi yerine. Ezanı yine düzeltti. Kur'an'ı da yasaklamışlar, evet. Kur'an kurslarını yasaklamışlar, Kur'an toplatılmış. Zaten yoktu böyle Kur'an. Böyle nerede bir cameler vardı işte camelerde. Tabi çok fazla ben merkezlerde olmadı, köylerde oldu. Köylerde o kadar çıkmazdılar. Benim babamın emzisinin oğlu da muhtar idi. Muhtarlar da idare ederdi köyleri. O zaman hep muhtardan köy sorulurdu. Şimdi de gene öyledir. Muhtar köyde bir muhtar iyidir. Ama bir köyde bir muhtar. Hala bizim öyledir. Şimdi böyle mahalle muhtarı yok. 300 hanedir bizim köyümüz. Bir tek muhtarı var. Büyük. Ha, büyük köydü. 300 hanedir. İşte bir muhtar var yine bizim muhtarıdır. Öyle biz çok çünkü. Tabi bizden olanlar da harf gördü, seferberlik geldi, Rus geldi. Ruslar... Siz Ruslarla mı kaçtınız? Rus yüzünden mi kaçtınız o Trabzon'da? Yok. Ben Rus'u bilmem. Ruslar gelip, Ruslar geldi o zaman bunun annesi annemin karnındaydı. Ha bu Ayşe, Nuriye ablanın mı? O annemin karnındaydı. Ruslar gittikten sonra seferberlik çıktı 6 ay sonra. İşte o geldi dünyaya, bir aylığıydı. Babası ciddi seferberlikte asker aldılar. Onun eldi, elenin cengesi geldi, elmeyenin cendi geldi. Sen o seferberlik kızıydı, ben bilmem seferberliği ben. Nuri abla ufak mıydı senden? O büyüdü benden, 10 sene, 15 sene büyüdü benden işte. Onun anasının karnındaysan Rus geldi. Beşikte bir aylığıydı, babası ciddi işte 6 ay sürdü yani, 6 ay arası var Rus gelmekle seferberliği. Seferberlikte olalı kaç sene illa seni bu eskiler bilir de şimdi siz kitabını okursan sen daha bilirsin. Ya bunu biliyorum seferberliği falan. Seferberlik şimdi kaç sene oldu olalı. Yüzde olmadı daha tak da işte 95 mi oldu? 90 ha oralar çünkü. 80 yaşlı ben bak 82 ana yaşım 83.
10 sene daha kurslanırca bayağı demek oldu Rus gelip şu deli. Tamam. Siz ne zaman geldiniz Ayşe abla buraya? Ben buraya işte 50 doğumludur istemeye geldim. 9 ay sonra oldu. Sen diyorsun şimdi. Ben sana... Sen kaç yaşındaydın geldiğinde? Ben valla artık 25'te miydim? Bu çocuk annesiydim işte. 25'teydin. Neresindeydin? Tam Sürmene mi? Sürmene'nin bir köyündeydim. İsmi ne? İsmi... Şimdi o zaman Cilimeydi, şimdi Kahramanköy'dür adı. Cilima. Şimdi Kahramanköy, değişilmiş şimdi köyün adı. Sürmene'nin ilçesinin... Sürmene'nin... Merkeze mi bağlı? Esas Sürmene Trabzon'a bağlı. Biz de köyde tabii Sürmene Trabzon'a bağlı şimdi. Kahramanköy. Şimdi. Kahramanköy şimdi. Niye geldiniz siz bu tarafa orada? Valla ne bilirim işte, bu kaynım gelmişti buraya bu hükümet. Burada bizim gibi askerden teşkil aldı geldi buraya. İstanbul'da askerde götürdü, 3 seneydi o zaman çoğu da askerdi. O da buraya geldi, yerleşti burada, yolladı beni işte çocuğu aldı burada. Ben buraya gelince bir çocuğum olmuş, ölmüştü. 6 yaşındaydı işte evim. 2 yaşındaydı, 1,5 yaşındaydı Elmas. İşte Semiha burada dünyaya geldi, Semiha 50 doğumlu. Babamla yaşatmış ona. He, babamla yaşatmış, 50 doğumlu Semiha. Öyle işte geldik, buralarda kaldık, yerleştik. Ben aldım konuştuklarım, değil mi? Şimdi benim Bursa'da da dayımın oğlu var. Bulsan bulursun en yanında. Ne tarafında? Şimdi Bursa'nın Atatürk'ün herkeli var ya, hep gitmedim de tarifini var, bilirse. Var, herkeli biliyorum. Herkelin karşısında onun artık bilmem ya annesi duruyumucunu. Orada evlendi de adamın bir kızı var idi. Evlendi bir kızla bile. Adam yazdanesinde oturuyordu, kaynatası da elmiş. Onun şimdi de orada oturur. Artık kaynatasının ne işi var da yazdanesi var da bilemem. Ne zaman gittin en son oraya? Ben oraya gidelim çok oldu ama o yoktu ben oraya gidelim. Daha beçer idi ben oraya gidelim diye. Oradan evlendi Celdor olarak. En son ne zaman gittin? Bursa'ya gittin mi? Bursa'ya gittim Cezmi. Bir sefer hatırlıyorum, bir sefer gitmişsin ha bu 5-6 sene önce herhalde. Yok 5-6 sene değil çok oldu. Ben öyle hatırlıyorum. Ha bu Elmas'ı kocaya verdiğim seneydi. Onlar hiç gelmedi mi? Cezmi. O hiç gelmedi. O bir kardeşleri geldi. Bu Karabük'te abi işte verdi. Orada şimdi dayının oğlu var senin. Dayımın oğlu var. Yaşıyor mu yaşında? Yaşar, bir kişi var. Tanıyor musun seni ya? Şimdi şahsen görsem ne ben onu tanırım diye o beni ufadı, ben çıkandı ufadı ama tabi böyle anlatsan bilir yani. Desenci falan diye bizim komşumuzdur. Atatürk'ün her şeyinin karşısındadır işte. Recep'e Ustaoğlu. Yazdar o. Adı Recep'e'dir, soyadı Ustaoğlu. Ustadır da Ustaoğlu denir. Recep'e Ustaoğlu şimdi. Ustaoğlu ile ilgili bir iki şey var. Ustaoğlu döşeme falan var. Böyle koltuk moltuk yapıyorlar. He yok, o öyle bir şey değil de okumuş orada. Olan işit kardeşim, şimdi bir abi işte emekli oldu. Ha burada demir çelikti, müdürdü. Ereğli'de. He, Ereğli'de. Yok, Karabük'te. O emekli oldu, Trabzon'da oturuyor şimdi. Bir abi işte daha emekli olmuş. İstanbul'dadır. Şimdi o ufaklarıdır onların şimdi ama. Desen ki böyle böyle sizdendir, halanızın kızı var. Hasan'ın ablası değil, desen öyle tanışırsın, başka bilmez beni şimdi. Bu elimdeki kameraya çekiyor Ayşe abla seni. Kamerayı seçeyim. Sen hiç kameraya çekildin mi? He, seçilmedim. Hiç böyle görüntü alınmadı mı senden? Şimdi etli cevizlilik ettim ben burada değil mi? Yok. Ya bu iyi olur bak şimdi. Hani Allah korusun herkesin başına bir şey gelir. Ölüm olur, kalım olur. Güzelim dökme bak bizi ıslatma. Sen de şimdi şöyle... Yapma güzelim bizi ıslatma. Adı neydi bu kızın? Etme. Dilara. Dilara etme. Şimdi şöyle olur, sende yaşlanan hatırlar bunlar, cinsli şimdi hatırlamaz da. Ha. Yaşlanan geçme, gidi aşağı bula, yaşlılık var be, hiç hayatın bunu ben veririm şimdi mesela, illa dedim Allah korusun, sen diyelim vefat ettin diyelim. Herkes ölecek, ben bunu mesela eğer senden sonra vefat edersem, senin şeylerine veririm. O zaman bunlar hani altın gibi kıymetli olur. Evet, altın gibi kıymetli olur. Mesela adam şimdi bunu toplanmıştır, senin ailen hepsini izliyor diyelim. Ne derdin mesela ailene? De bakayım ne derdin bunu izleyenlere? Seni izliyorlar. Teşekkür ederdim yani izleyenleri beni. Çok sağ olsunlar. Hatırladı izlediler. Ne diyebilirsin üstünde? Başka ne teşekkür derdin? Teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar derim. Ne derim de? Selam söyler misin? Hele ki bu şimdi kameraya aldı. Kamer daha gençlik dostu yok ya şimdi. Yok Ayşe abla şimdi de gençsin sen dur ya. Olur mu?
Sen de gençsin şimdi. İşte, seni daha... İşte, yaş tekten içiyorum. Gençlik kalmadı da. Olsun. Ama gene Allah'ıma bak çok şükürler olsun. Bak aklım başımdadır. Tabii canım her şeyi... Küçük yaştan beri yani 10 yaşından beri olanlar aklımdadır yani. Kimdir o? Fatma abla, Fatma. 10 yaşından beri olanlar aklımdadır öyle. Bir aklımda, bir geniş şey. Ama ileriden o kadar bilmiyorum yani. Bir genişlerden pek bilmiyorum da. Ya eskiden olanları hatırlayın işte. Onları hatırlayırım he. Onları hatırlayırım. İyi işte Ayşe abla. Yok. Benim nenem gibi olmamışsın Zeliha gibi. Yok. Yok öyle aklım başımda, öyle cesen bir şey sorsam daha eskiden geldim gene bırakmış. Dedem de şey yapmış, erken ölmüş hemen. Birden bir hastalanmış, 5-6 gün içinde ölmüş herhalde. O biraz delicezdi. Yok dedem ha, Mustafa. Dedenin elimini ben hiç, onu çektiğini ben hiç unutmam. Adama vurdu Ezrail, görüyorduk onu. Ciyaldı şu emicem var ya, o yan baş. Dedin adama ilaç. Vurdu sarımsakları bir şeyleri, vurdu, ya, vurdu. Adam yatmış ya. Kodunu bunu karnı arıyor. Adam Ezrail vurdu, görüldü adam rengi. Burnunun doğru sarardı, dudaklar sarardı, adamın gözleri durdu. Ya, siz elimini bekliyorsunuz, ben de yılını bekliyorum. Adam şimdi Ezrail vuruyor, can vermiyor. Kalkıp tükleniyor, tutup yattırıyor onu. Kodacak, 3-4 çınar suyu koyduk midesinin üstüne. Öyle yürüyen üstünde adamın canı çıktı. Dedim beğendim mi ettiğini şaşırdı. Yani sen yanında mıydın öyle? Yanımda can verdi Mustafa dayı. Benim babaşım işte gördüm onu. Allah ha böylece derdi o zaman bu. Öyle adam öldü beni emekli yoldu bir şey yoldu buralarda. Ha böyle cenazeleri derdi o cenazelerden bana kaç kere para getirmiş. Ne parası? O cenazelerde devir oturdu ihtiyarlar da devir parası verirdi bir cenazeler. Ne parası? Devir parası. Devir. Cenazeleri o zaman devir kaldırdılar şimdi. Ne o? Neydi o devir? Adı öyleydi işte böyle de. Otururdular şey, cüz okuyanlar. Ya bir devir çevirirdiler. Dedem Kur'an mı okurdu orada? İlaç okurdular da. Okuyanlar okurdu, hafızlar okurdu da. Oralardan dağ durdular işte. Nasıl olurdu bilmem ama o zaman kefaret dağı durdular. Kefaret gene verdi. Biz de verdik kefaretleri. Oradan bana alıcı olurdu. Aşağı al bunu getirmişim sağa devri. Ben de Allah rahmet etsin. Ya bir gezme alırdım onu, ya bir şey alırdım onu. Cigara içmezdim ki cigara alayım onu. Yaşlılara verirdiler onun için, hayır olsun. Çeferet, şimdi çeferet fiyatladı o zaman çok ucuzdu. Şimdi 61 çeferetin eline vereceksin. Şimdi 61 çeferete bir daha bir şey değilse şimdi, vallahi bunu ben edeceğim de etmeyesin. O da bir çeferet, o da bir 32 milyon bir şey çıkarıyor hocalar. Bizim Lütfü'nün için öyle çıkarttık hocalar. İşte onun için öyle verdik. Bir adama verilmezler şimdi. O şeferet var ya. Ulus şeferetidir. Bir insana da bir şeferet düşüyor. 30 şeferete de bir şeferet var. Bir cünün şeferetine de bir şeferet var. Düşüyor işte onu daha düştün öldüğün yani. Ama şimdi böyle sağlığında hiç ulus borcun yok. 61'in şeferetini tuttum. O da almasa da sorumlu değil ondan o gelen adam. Kefareti olan eğer orucunu ödemediyse onun yerine para dağıtılıyor. Evet. Diye. Şimdi diyelim borcun var, ulus borcun var. Borcu olan zekat verebilir mi? Veremez. Veremez. O da aynıdır şimdi. O kefareti tutamazsın sen şimdi borcun var. O kefareti necmi vereceksin ama hiç ulus borcun yok. Borcunu eksursuz tutmuşsun. Bir de 61'in kefaret tutmuşsun. Şimdi o kefaret verilmeyebilir elde onlar. Ama o biri verir. Onlar işte daha durdular da onlardan alıcı olurdu bana şimdi. Ben gelirdim aklına orada. Tabii onun ihtiyacı yoktu ya da. Getiriverir onu bana. Ben de burada çok genç dur kaldım anlayın mısın? Genç dur kaldım. Çok işte biri beni. Üst kizle oturdum bir yere gitmedim. Niye gitmedin Ayşe abla? Gitmedim. Namusumu da idare ettim, korudum. Beni şimdi Allah razı olsun komşuları hiç de bu komşulardan. Bak ha bu hiç değil diyelim burada bizim köydendir ama herif kapı kardeşin karşısına göz koyuyor değil mi öyle? Ha bu komşumuzu daha bir kimseden bir kötü laf ben duymadım. Hiç. Her şeyse böyle oturdum her şeyden kardeşimi konuştum, kaptım. Öyle el adamlarından hiç konuşmadım yani korudum cendim ama bu kapı komşulardan hiç kendimi seçilmedim. Oturdum cendim idare ettim şimdi cençliğin durluğunu her adam idare edemez. Kaç yaşında kaldın bu? Ben 38. Gençmişsin. Gençmişim. Şimdi dur karını da yedişirin şeytan günde yalar yüzünü derler eski bir laf var.
Adam öldükten sonra sıkıntım kalktı. Adam kaynatamı yedi sene. Bir odada hasta baktım. Adam veren hastası bir odada baktım. Sığır baktım. Çalıştım, zayıf düştüm. Ondan sonra tabii encelim kalktı. O gibi kilo aldım, güzelleştim. Daha en iyiyim çarşıya, daha hizatlık nerede böyle yazmaya böyle sararım. Enerim çünkü bizim de pek çorum yok. Dedi be abicamız işi. Gözlerim de görmedi. Gözlük aldım, gittim camcının da, gidiyorum camcının da. Gel. Gidiyorum camcının da, bir şey alacağım şimdi. Otur buraya, gel. Gel, beraber çekelim. Gel. Dedi be abicamız işi. Ha oradan ha sen gittin, çıktın ha oradan yukarı. Anam da gözlük takar, bana geldi, anam geldi. Ama anam sen gibi güzel değil. Ondan da ben bir utandım ki. Ama anam sen gibi güzel değil. İşte o günleri geçirdik inşallah. Allah'ım çok yaşadı seni de. Ha bunları bakarsın, bunları dinlersin. Ben değil, bak herkese bakıyorum. Herkese de baktırsın. Gel.